çocuklarımıza hastanede sivri yaptırmayın. Evet, çocuklarınızın koluna bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Videoyu direkt açanlar uyarı alsınlar diye böyle bu uyarı yaptım. Şimdi bunun açıklamasını yapacağım inşallah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de İslam kaynaklarında baktığımızda dünyayı ya da kendi ülkesini, bölgesini yöneten firavunlar, sezarlar Nebukat Nazarlar yani tanrıcılık iddiasında bulunan tüm esfeli safilin aşağıların aşağısı olanlar kendilerine rakip olabilecek kavimleri perişan etmişler. Erkeklerini öldürmüşler, kadınlarına tecavüz edip soyu kırmışlar, melezlemişler, yeni doğan çocukları öldürmüşler, susuz bırakmışlar, aç bırakmışlar. Niye? Çünkü tahtları, makamları sorgulanmasın, isyan çıkmasın, tahtlarına içlerinden, toplumun içinden bir peygamber çıkmasın, bir kurtarıcı çıkmasın da tahtımı yerle bir etmesin diye tüm firavunlar çocukları ya öldürmüş, ya aç bırakmış ya da işgal etmiş. Evet. Mevcut dünyada devletler bize yol yapar, hastane yapar, binalar yapar, marketler yapar, okullar açar, işte ne bileyim, otobüsler yapar, elektrik gelir, internet gelir, televizyon gelir. Ama her şey bu düzenin birer argüman. Şimdi onlara girmeden önce şunu söyleyeceğim, değerli dostlar, doğar doğmaz hemen, hemen, hemen ilk doğduğu anda çocuklara K diye bir şeyler yapıyorlar. K bilmem vitamini, bilmem bir ...bilmem çocukluk bilmem neyi... ...sivriler, sivriler, sivriler... ...bir yaş, iki yaş, üç yaş, altı aylık... ...yani kendi tecrübemden... ...yola çıkarak söylüyorum ki... ...en son... E, ...şu gözümüz... ...Rabbimiz nasip etti... ...sisteme uyandık, gözümüz açıldı... ...elhamdülillah... 3 yaşına kadar, iki yaşına kadar çocuğumuza... ...bilmediğimiz bu hastanelerde... ...sağlık ocaklarında bilmediğimiz şeyleri... ...kullarına yaptılar... ...ne bilelim her şey iyiliğimiz için yapılıyor diye biliyorduk... Bize de yaptılar. Kendime de. Okulda, orada, burada, askerde her tarafta bir şeyler yapıyorlar. Şimdi hacıya gidene yapıyorlar. Neyse. Değerli dostlar, en son sağlık hocamdan aradılar. Vardık. Neyse. İmzamızı attık. Biz dedik çocuğumuza bir şey yaptırmayacağız. Bir şey diyen olmadı. İmzamızı attık, çıktık. Ama imza atmayınca mahkemelik falan olunuyormuş. O kadar önemli. Şimdi e, elhamdülillah Müslüman. Size de Müslümanlığımı teyit etmeniz bana bir Müslüman olarak güvenmeniz gerekir. Çünkü Müslümanım diyene suizan yapılmaz. Müslümanlığımızı elhamdülillah ortaya koyuyoruz. Müslüman olarak biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bir canı öldüren ya da öldürülmesine vesile olan tüm canları insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı kurtaran da tüm canları kurtarmış gibidir. Bunu biliyorum ve söyleyeceğim şeylerin, söyleyeceğim şeylerin vebalinin farkındayım. Ama net bir şekilde söylüyorum. Eza, sağlık ocaklarında, hastanelerde çocuklarınızın koluna yapılan bu sıvı, sivri şeyler var ya. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş. Onları yaptırmayın. Tüm vebali üzerime alıyorum. Dinin. Yani 70 milyon, 100 milyon insanın sorumluluğunu almak gibi bir durum yok. İmkan olsa tüm sorumlu da alsam. Ama tüm vebali üzerime alıyorum değerli dostlar. Hepsini. Kendi çocuğumu bakın attırmadım. Peki niye böyle bir karar aldın profesörler? Yani en ünlü profesörlerden Canan Karatay dahi çocuklarınıza çocukluk bilmem neleri yaptırın diyor. Kardeşlerim modern tıp zaten bunun üzerine bina edildi. Çocuklarınızın koluna yaptıkları şeyler bir kere biz de yaptırdık bir şey olmuyor diyebilirsiniz. Doğru ama bu toplumdaki bu salaklığın, ahmaklığın, yozlaşmanın, geri zekalılığın affedersiniz dinden, imandan, ahlaktan yoksunluğun biraz da temelinde bunlar yatıyor. Çünkü doğar doğmaz çocukların beynine zehirli maddeler, kimyasal maddeler, alüminyum, şimdi gratirefen çıktı. Mesela nanoteknolojik ürünler es geçmez firavunlar değerli dostlar. Bu dünyanın da bir firavunu var. Zannetmeyin ki Türkiye'yi Cumhurbaşkanı yönetiyor. Bu salaklığa, bu ahmaklığa düşmeyin. O da bizim gibi bir köle. Biz nasıl köleysek Cumhurbaşkanı da köle, siyasiler de köle. Herkes köle bu sistemde. Sistemi kuran kurmuş. 1909 yılından sonra dünyada bir şeytani bir sistem kurulmuş. Herkes köle. 3-5 soysuz yönetiyor dünyayı. Geri kalan herkes köle. Bunu aklınıza yazın. O hastaneler kölelerin kontrol edilmesi için yapılıyor şehir hastaneleri bilmem Yani zannetmeyin Cumhurbaşkanı projeyi yapıyor, sunuyor, açılışını yapıyor. Böyle değil değerli dostlar. Değil değil. Herkes köle bu sistemde. Yani aklımızı başımıza alalım. Çocuklarımızı ben sağlık ocağına gittiğimde ciğerim yandı ya. Vallahi billahi ciğerim yandı. Elimde imkan olsa da şu çocukları hastaneden kurtarsam çocukları birer birer zehirliyorlar. Bir, fiziki anlamda gerileme. İki, zeka anlamında gerileme. Yani bizzat hem vallahi hem billahi çocukları geri zekalı yapıyorlar. Üç, feraseti kör Yani imanı, imana sebep olan beyindeki iman bölgelerini, üçüncü göz dediğimiz bölgeyi, değerli dostlarım, kör Kronik hasta yapma. Kronik tüm rahatsızlıklara düçar eyleme. Ondan sonra yaşını sınırlama. Yani yaşayacağı yaşı sınırlar bunlar. Tabi öldüren Allah'tır. Ecel vakti geldi mi bir ileri bir geri gidilmez. Lakin sebepler de vardır. Yani şimdi sebeplere bakmaz isek, ölüm sebebine bakmaz isek o zaman katil maktulünü öldürdüğünde nasıl olsa ölecekti diye kimse hesap sormasın. Böyle bir düzen yok. Ecel ayrı sebep ayrı. Değerli dostlar, çocuklarınıza yaptırmayın. Bakın şimdi bir video ile olmaz bu. Gidin açın araştırın ya. Çocuğunuzun hayatı hiç önemli değil mi? 9 ay anne bir, bir, anne karnında taşıyor. 20 yıl baba yemiyor yediriyor içmiyor iç, içiriyor giymiyor yediriyor çocuğuna. Yaz kış demeden soğuk sıcak demeden çalışıyor. O kadar gücün aklın yetiyor da. Şu hastanelerde sağlık ocaklarında yapılan şeylerin ne olduğunu araştırmaya aklımız yetmiyor mu? Bakın biz kendim de bu hataya düştüm. kaflete düştüm. O yüzden değerli dostlar çocuklarınıza asla bu sivri şeyleri yapmayın. E kardeşim diyeceksin sen şimdi. Hastalık olursa ne olacak? Şimdi nasıl yapacağız? Değerli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalıklarda bulaşıcılık yoktur, buyurmuştur. Bu bir yalan. Ürettiler. Pastör denilen adam, virüsü buldum diyen adam ölürken ne diyor? Virüs virüs hikaye maruz kalma diyor adam. Yani dünyaya öyle bir kazık attılar ki sömürüyorlar. 50 yıl sigorta primiyle sömürüyorlar. Sistem sömürüyor kölelerini. Kanını emiyor. Ne için? Ölüm korkusuyla. Kardeşim gitmiyorum. 1,5-2 yıl olacak hastaneye gitmiyorum. 1,5-2 bir buçuk, bir buçuk, yıl olacak. Hem vallahi hem billahi ağzıma bir tane en ufak bir ağır kesici dahi almadım. O kadar sağlıklıyım ki çok şükür Rabbime. Rabbim vücudu sapasağlam bir sistem dahilinde yaratmış. Vücut sistemi kadar orijinal güzel bir sistem. Karmaşık ama düzenli bir sistem yok değerli dostlar. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çocuklarımızı bu hastanelerde yine söylüyorum. Hem vallahi hem billahi. Çocuklarımızı sağlaklaştırıyorlar, zekalaştırıyorlar aptallaştırıyorlar, kronik hasta yapıyorlar, ömrünü kısıtlıyorlar, kalbine rahatsızlık veriyorlar. Şimdi nanoteknoloji ürünler çıktı, bilmem daha kim bilir frekans saldırılarıyla böyle bilmem nelerle ne etkileşime sokacaklar çocuklarımızı içeriğini bilen yok. Hemşire bilmez, doktor bilmez, hastane bilmez. Bunlar hep dışarıdan gelir. Yani üzerine baksanız hep dışarı şeydir. Yerli değil, yerli yerli iksir, kola yapılan yerlisi olmaz ki bunu. Yerlisi, havalısı, köylüsü, şehirlisi hepsi vücuda zararlı. Bunların hepsi zararlı. Çünkü tedavi etti dediği, koruyor dediği hastalık öyle bir şey yok değerli dostlar. Bulaşan böyle bir e, verem, kızamik bilmem işte o bu bulaşan bir şey yok. Eğer çocuğunuz hasta oluyorsa Allah'a dua edin, sevinin. Demek ki vücut sistemi çalışıyor demektir. Hastalık bir bağışıklık sistemi tepkisidir. Hastalık zannettiğimiz şey bu değildir. Hastalık vücuda koldan alınan iksirlerdir. Yediğimiz zehirli gıdalardır, sahte gıdalardır, haram gıdalardır. Kimyasal gıdalardır, soluduğumuz kimyasal havadır, maruz kaldığımız frekanstır, kötü hava koşullarıdır, iklim değişikliğidir. İklim değişikliği deyince, pardon, şimdi bu üç beş... Çapulcu'nun bahsettiği iklim değil. Mevsimsel değişiklik oluyor ya mesela e, bahar ayından güz güzden sonbahardan kışa geçerken ya da yazdan sonbahara geçerken havasal hava değişimleri iklim değişikliği. Bunların bahsettiği iklim değişikliği o bir tuzak. İklim değişikliği dedikleri şey bir tuzak. Şimdi tafsilatını yap, yaparsak videoda şimdi o başka konu. Bir de kanalı kapattırmayalım. Zaten Facebook'ta engel koydulardı 3 gün. Romallara putperest demişiz diye. Facebook 3 gün engel koydu. Ne diyeyim adamlara? Müslüman mı diyeyim? Evliya mı diyeyim? Ne diyeyim? Putperest adamlar. Neyse. Değerli dostlar, çocuklarınızı asla ama asla ne o bedeli ne olursa olsun söylüyorum size. Bedeli ne olursa olsun çocuklarınıza asla kollarına bir şey yaptırmayın. Hemen okulda mı yapacaklar? Atın imza yapmasınlar. Yapmasınlar kardeşim. Firavunlar çocuklarınızı aşağılamasın. Bu toplumdan Musa'lar, Harunlar İbrahimler, Mehdiler çıkmasın diye bu alçaklığı yapıyorlar. Bu toplumdan kurtarıcılar çıkmasın, topluma önder olacak süper zekalı, ferasetli, ilme açık insanlar çıkmasın diye çocukları sabah akşam zehirliyorlar. Bahane çok değerli dostlar. Be, sizi öldürecek olsa yüz tane bahane bulur. Senin çocuğunu zehirleyecek ya. Yok çocuğun sağlığı için hastalık bulaşmasın. O olmaz. Bahane çok değerli dostlar. Neticeye gel. Neticeye geldiğinde çocuğun zehirlenmiş, kronik hasta, geri zekalı bir çocuk kalıyor elinde. Açık söylüyorum yani daha, daha nasıl net söyleyebilirim. Beyin zeka seviyesini düşürüyor bu alçak oğlu alçaklar çocuklarımız. Düşürüyorlar. O kadar şerefsizlik yapıyorlar ki. Ciğerim yanıyor yani elimde imkan olsa da şu işe dur diyebilsem. Ancak buna gücümüz yetiyor bu videoda. O yüzden çocuklarınızı zehirlettirmeyin değerli dostlar. Çocuklarınızı zehirliyorlar. Şey falan geçtik yani bu palavradan dolayı adamlara 3-5 tane kollarına yaptılar şimdi. En çok otobüs şoförlerine yapıldı. Ne oldu otobüs şoförleri? En çok 5-6 tane yaptılar adamlara. Kalpleri duruyor işte arkada 30 tane 50 tane 100 tane adam. Bir vuruyor 50 kişi birden ölüyor. Niye kalp sekteye kalp yani kalp niye duruyor ya? Duran kalp durmayan kalp niye duruyor? Şimdiye kadar durmayan kalp niye duruyor? Hava sıcaklıkları 100 dereceye mi çıktı? Yani kalbi sıkıştıracak ne var Allah'ını seversen ya? Niye duruyor bu kalp bir açıklasın ya? Niye duruyor? Niye bizimki durmuyor da şeyinki duruyor ya. İksir olmayan koluna 3-5-6 tane bir şeyler taktırmayan adamlarınki durmuyor da niye 3-5 tane zehir alanların ki koluna palavradan dolayı bir tuzaktan dolayı koluna bir şeyler yaptıran insanların böyle herkes reklamını yapıyordu. Cumhurbaşkanı, cemaat liderleri, ondan sonra toplum önderleri, sanatçılar. Yani Acun benim sağlığımı niye düşünsün ya? Türkiye'deki Sabatay yafidileri benim sağlığımı niye düşünsün ya? Ya Gülşen benim sağlığımı niye düşünsün kardeşim? Hiç düşünmüyor musunuz ya? Ama... Bakın doktorların ve profesörlerin atladığı bir şey var. Palavraya karşı tamam. Açıklayan doktorlar var. Allah razı olsun yani. Alman konuza zehirleniriz. Ama şu çocuk mevzuna değinen yok. Çocukluk iksirlerine değinen yok. Bizzat söylüyorum. Tüm vebalini alıyorum. Yaptırmayın. Yaptırmayın. Hemen iptal edin. Kurtarmak için de çocuğunuzu imkan olursa sizlere dahil 3, 5, 7, 10 gün su orucu tutun. Bakın ben 10 gün geçen yıl su orucu tuttum. 10 gün sadece su içtim. Gündüz oruç, akşam su. 10 gün boyunca hiçbir şey yemedim ama vücut yüce Rabbimiz öyle bir yaratmış ki ben şuna inanıyorum. 10 gün içerisinde vücudumdaki bu şerefsizlerin çocukluktan beri bana zerk ettikleri zehirleri vücudum temizledi. Yani o kadar çok değişim oldu. Vücut dengem yerine geldi, sağlık dengem yerine geldi. Zihin dengem yerine geldi, zeka, anlamında, kavrayış anlamında, feraset anlamında her şey elhamdülillah yerine geldi dünyayı daha güzel okuyabiliyoruz bir Müslüman gözüyle, feraset gözüyle. Bu şerefsizler, bu feraset, firaset dediğimiz gözü köreltiyorlar. İlk bu yaptıkları iksirlerle. Ondan sonra çırılçıplak, göbeği açık, donu çıplak, bilmem, aptal, kadın, erkek, kız, karma karşık toplum ne peydah oluyor? Her sene başka nanoteknolojik ürünler zerk ediyorlar çocuklarınıza. Ne için? Hastalık bulaşmasın diye. Ya mantıklı olun kardeşim ya. Allah rızası için mantıklı olun. Hazreti Adem'e Allah Ey kulum seni 5 tane bir yaşında 3 yaşında 5 yaşında bilmem ne onları iksirleri yaparak mı göndereyim dedi. Ya da Hazreti Adem'den gelen çocuklar atıyorum 20 bin yıl 30 bin belki 100 bin yıl boyunca insanlık tarihinde ya şurada 50-100 senedir bu şerefsizliği yapıyor bunlar ya. O zaman 100 sene önce yapılmayan herkes öldü. Herkes öldü. O zaman bu iksirlerden önceki insanlar nasıl yaşadı? Nasıl geldiler bugüne kadar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşadı 63 yaşına kadar? Çocukken, çocukken olmadı bir şey, bir şey yaptırmadı kollarına. Hz. Nuh Aleyhisselam 950 yıl nasıl yaşadı ya? Bir bana izah etsin hadi bu modern tıpla açıklasın bunu. Yani kafamızı çalıştırırsak bu alçak oğlu alçakların bize nasıl tuzak kurduklarını görebiliriz. Çocuklarınızı vallahi de billahi de hastaneye götürme. Şeker hastalığı diye bir hastalık yok, kanser diye bir hastalık yok. Hepsi tuzak, vallahi tuzak. Tansiyon diye bir hastalık yok ki ya. Kaya tuzu yedirmezsen tabii kalp, kalp ritmi değişir abi. Ondan sonra şeker yedirirsen durmadan marketten beslersen tabi kanser olur kardeşim ya. Şu diye dolu glutenli hazır ekmeği yedirirsen çocuğuna tabi şeker hastası olur. Sentetik şeker yedirsen tabi şeker hastası olur. Bunlar ama kronik değildir. Bunlar hiçbir kronik değil. 50 yıl süren bir şeker hastalığı diye bir şey yok. 3 gün, 2 gün damarda toksik maddeler birikir. Cihazlar onu şeker olarak görür. Sana kronik şeker hastası şey koyarlar. 2-3 gün oruç tutsan hemen düzelir. Yediğin içtiğin düzelt bitti. Allah'ını severseniz yani açık konuşalım Müslümanız. Haram olmayan gıda kaldı mı marketlerde ya? Domuzun girmediği gıda kaldı mı? İnsan saçının girmediği, insan materyallerinin girmediği gıda kaldı mı? Ondan sonra neydi? Böcek ya. Fatih Altaylı denen alçak karınca yedim diyor. Biri böcek yedim, biri akrep yedim. i̇nsanları, yani firavunlar artık böcek yedirmeye, böcek yedirmek istiyor. Kar Küreğicisi diye bir film vardı. Açın onu bir izleyin ya. Kar Küreğicisi. Sistemi o filmde anlatıyor. Böceği nasıl yediriyorlar öyle görürsünüz marketteki gıdalara bakış açınız değişir Allah'a emanet olun